Nil kızım. Efendim baba. Ne zaman geliyorsun eve? Bu akşam eve gelmeyeceğim. Öyle mi? Stüdyoda mı kalacaksın? Hayır. Cemil'in annesi ameliyat oluyor. Ve ben onun yanında kalmak istiyorum. Nil. Hemen eve geleceksin. Hem de hemen. Baba bu kadar acımasız olamazsın. Burada bana insanların ihtiyacı var. Cemil de annesi de benim umurumda değil. Sen eve geleceksin diyorum. Baba sana inanmıyorum. Hasta ve yaşlı bir kadının hayatı söz konusu ve sen haksızlık ediyorsun. Gelmeyeceğim. Cemil'in annesiymiş, hastalığıymış falan bunların hepsi bahane. Sen Cemil'le beraber olmak istiyorsun. İffet, bir şey mi istiyordun? Ben bir şey ister misin diye bakayım dedim. Yok, teşekkür ederim, sağ ol. Beş saat oldu, kimse bir şey söylemedi ya. Cemil, lütfen biraz sakin olur musun? Nasıl sakin olayım ya? Anne. Annenizi yoğun bakım ünitesine aldık. Hikmet Bey size gerekli bilgiyi orada verecek. Nasıl yani yoğun bakım? Nerede şu an? Koridorun sonunda, ileride. Ameliyat sırasında bir komplikasyon yaşadık. Nasıl yani? Ameliyatta beklemediğimiz bazı şeyler oldu. Kalıcı bir hasar verip vermediğimizi ancak birkaç saat sonra anlayabiliriz. Hastamızın kendine gelmesini beklememiz gerekiyor. Ne demek hasar? Bana açık açık söyleyebilirsiniz. Annenizin felç olma ihtimali var. Felç mi? Ama siz... Siz ameliyat ederseniz bir şey olmaz demişlerdi. Her ameliyatın bir riski vardır. Bekleyip göreceğiz. Ne yazık ki şu an için size söyleyebileceğim başka bir şey yok. Nasıl yok? Thank you.
zaman yanındayım anneciğim. Anne. Doktor haber verdi. Bak gördün mü? Boşuna korktum. Düzelecek Feride teyze. Feride Hanım, beni duyuyor musunuz? Sakin olun Feride Hanım. Ellerimi sıkar mısınız? Bir şey hissediyor musunuz? Cemil Bey, çok üzgünüm. Anneniz kısmi felç. Yürüyemiyor ve konuşamıyor. Sen ne biçim doktorsun? Ben sana annemi emanet ettim. Eski zaman masalları anlatır, hüznümü huzura dolarsın. Kaşım gözümden çok içim bir parçan. Annem sen benim yanıma kalansın. Hani bir biblon vardı kırdığım. Üstüne ne kırgınlıklar yaşadın. Ama bil ki ben de parçalandım. Annem ben senin yanına kalanım. Annem, annem, sen üzülme.
İffet, ne yapıyorsun burada böyle tek başına? Hiç. İstersen biraz konuşalım. Efendim Serpil. İffet. Feride teyze felç oldu. Ne? Ne olmuş? Nisa yanındaysa sonra konuşalım. Ben haberin olsun isterim sadece. Tamam. Ne oldu İffet? Kötü bir şey mi oldu? Serpil. Rahatsızlanmış da. Yani kızcağız evde de tek başına. Ben de çok kötü bir şey oldu zannettim. Yani ben sesini öyle duyunca... Yani panikledim. İstersen ben götüreyim seni Serpil'lere. Ben tek başıma giderim. Sonra da hemen geri dönerim. Peki yani. Sen bilirsin ama belki bir eczaneye ya da hastaneye gitmeniz gerekir. Ben götüreyim. Feyyaz da çok geç kalmayacakmış zaten. Dönüşte beni eve bırakır. Tamam peki. Nasıl istersen. Teşekkür ederim. Ne kadar böyle oturmayı düşünüyorsun? Bak, ben doktorla konuştum. Hemen terapiye başlayacaklarmış. Birçok hasta varmış ayağa kalkabilen, konuşabilen. Yani Feride teyze düzelebilir. Ben ona söz verdim. Sana hiçbir şey olmayacak dedim. O da söz verdi. Cemil, inan bana. Başaracağız. Feride teyze yeniden iyileşecek. Ben onun o halini görmeye dayanamıyorum değil. Onun o halini görmeye dayanamam. Lütfen. Yapma böyle. Asıl ben seni böyle görmeye dayanamıyorum. Söz veriyorum. Feride teyzenin iyileşmesi için elimden gelen her şeyi yapacağım. Gerekirse onu yurt dışına götüreceğim. Cemil, inan bana. Söz veriyorum. Ama yeter, ağlama artık, ne olur. Biraz yalnız bırakır mısın? Tabii. Çok üzüldüm. Kendini böyle koyuvermek en kolayı. Ben senin ne kadar güçlü, ne kadar inatçı bir adam olduğunu kendi gözlerimle gördüm. Kimse kapımı çalmaya bile cesaret edemezken,
Sen kamyonla yolumu kesip hakkını aradın. Sen elinden geleni yaptın Cemil. Ama Tanrı'nın yazdığını kimse değiştiremiyor. Senin annen ölmedi. Yaşıyor. Kendini perişan ederek onu üzmekten başka bir şey yapmazsın. Bu halini görmek onu ölmekten beter eder. Şimdi kalk ve doğru annenin yanına git. Çünkü şimdi her şeyden çok sana ihtiyacı var. Kendine yakışanı yap Cemil. Kalk. Ve annenin yanına git. Kendine gel evlat. Kalk Cemil. Erkek gibi davran. Ben verdiğim sözü tutamadım. Yüzüne. Çocuk, çocuk. Toparla kendini. Toparla. İffet, sen bugün pek bir keyifsizsin. Neyin var? Gece uyuyamadım ya, ondandır. O zaman bugün iyice bir dinlensen olur mu? Ben çıkıyorum. Görüşürüz. Kolay gelsin Saima Hanım. Teşekkür ederim Ali İhsan Bey. Evet kızım. Konuşabildin mi kocanla? Konuşamadım valla. Emine, bağırtma beni. İşinin başına dön. Niye söyleyemedin be evladım? Ali İhsan çok sinirliydi. Nil'e bağırıyordu. Ben de korktum. Ameliyat nasıl geçmiş peki? Bir haber alabildin mi? Feride teyze felç geçirmiş. Vah vah. Yazık. Üzüldüm şimdi bak. Ben de. Mukadderat işte kızım. Önüne geçilmiyor. Yasemin günaydın. Günaydın. Yasemin. Dün sana biraz sert çıktığımın farkındayım. Ama kardeşim kadar senin de mutlu olmanı istiyorum, inan bana. Bak Yasemin. Aşk dediğin şey öyle kolay bulunmuyor. Bir kez karşılaştığında kıymetini bilmen lazım. Başkaları için ya da ayıp olmasın diye gitmesine izin verirsen
bir ömür boyu pişman olursun. Sen sadece Alice'ın İffet'ten kurtulması için beni kullanmaya çalışıyorsun Dilek. Evet. Alice'nin o İffet denen şarlatandan kurtulmasını istiyorum elbette ama aynı zamanda mutlu olmasını da istiyorum. Ve sizin ikinizin birlikte çok mutlu olacağını düşünüyorum. Çünkü sizi birbirinize çok yakıştırıyorum. Çünkü sizin birbiriniz için yaratılmış olduğunuzu düşünüyorum. Ve beni böyle düşündüğüm için suçlayamazsın, öyle değil mi? İyi de ne yapabilirim Dilek? Zorla bana aşık olamaz ki. En azından ona hissettiklerini söyle. Ali İhsan'ın bunları bilmeye hakkı var. Ne kaybedersin? Bir düşün. Cemil. Hastaneye geldiğimizden beri bir lokma girmedi ağzından. Hadi bir şeyler yiyelim, olur mu? Aç değilim. En azından sıcak bir şeyler iç. Hadi lütfen. Bak Cemil. Senin güçlü olman lazım. Ayakta kalabilmen lazım ki Feride teyzeye destek olabilesin. Hadi. Hadi birazdan döneriz. Ahmet amca. Feyyaz, hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırdır oğlum? Bir şeyler alacağım. Tabii. Hayrola? Yüzünden düşen bin parça bir şey mi var? Feride teyze. Felç oldu. Ne diyorsun Feyyaz? Herkes perişan. Üzüldüm. Geçmiş olsun. Sağ olun. Serpil, neredesin? Cemillerdeyim. Onlar gelmeden bir etrafı toparlayayım dedim. Bir de Feride teyzeye temiz kıyafetler götüreceğim. Ben hemen yanına geliyorum. Yasemin, ne yapıyorsun sen? Gidiyorum Dilek.
Senin Ali İhsan'ı sevdiğin falan yok. Tamam. Ne istersen yap ama emin ol çok mutsuz olacaksın. Tek başına kalacaksın, yapayalnız. Elimden başka bir şey gelmiyor. Benim korkaklarla kaybedecek zamanım yok. Hoş geldin canım. Sarp. Canım. Çok mu kötü Feride teyze? Yardım edilecek bir şey var mı? Yok yok. Ben hallettim her şeyi. Tek Feride teyzeye birkaç eşya alacağım o kadar. Hastaneye mi gideceksin burada? Evet. Ben de geleceğim. İffet, Nil hala orada. Biliyorum. Ama gidip göreceğim Feride teyzeyi. Tamam kızım. Anlaşıldı. Yine bir şeyler ayarlayacağız. Beş dakikaya çıkarız, tamam mı canım? Cemil, bak ben her şeyi ayarladım. Hastaneden sonra bir süre evde bakacağız annene. Sonra çok iyi bir terapi merkezi tavsiye etti doktor. Ben götürüp getireceğim. Feride teyzenin her şeyle ben ilgileneceğim. Neden bunu yapıyorsunuz? Çünkü annenin iyi olmasını senin kadar çok istiyorum. Hem unutma. Ona söz verdim. Sana iyi bakacağım. Pardon. Efendim ona. Neredesin sen? Bir arkadaşımın yanındayım. Tabii. Herkes kendi havasında. Yasemin kaçıyor. Sen arkadaşlarınla berabersin. Bir şey mi oldu? Senin hiçbir şeyden haberin yok tabii. Hala ne oldu söylesene. Baban. İffet'ten çocuk yapmaya karar vermiş. Ne? Ciddi misin sen? Nil. Derhal buraya gel ve babana bu saçmalığa izin vermeyeceğini söyle. Sence babam benim sözümü dinler mi? Konuş en azından. Ali İhsan Emiroğlu bir şeye karar verdiyse ondan vazgeçmesi çok zor. Bunu sen benden daha iyi biliyorsun. Bence sen de vazgeç. Nil, beni dinler misin? Hala, lütfen. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Sonra konuşuruz, olur mu?
sağlam. İffet'le babam çocuk yapmaya karar vermişler. Ona haber verdi. Cemil, nereye gidiyorsun? Ben burada bekliyorum. Cemil, bak ben her şeyi ayarladım. Hastaneden sonra bir süre evde bakacağız annene. Sonra çok iyi bir terapi merkezi tavsiye etti doktor. Ben götürüp getireceğim. Feride teyzenin her şeyle ben ilgileneceğim. Neden bunu yapıyorsunuz? Çünkü annenin iyi olmasını senin kadar çok istiyorum. Hem unutma. Ona söz verdim. Sana iyi bakacağım. Pardon. Efendim ona. Neredesin sen? Bir arkadaşımın yanındayım. Tabii. Herkes kendi havasında. Yasemin kaçıyor. Sen arkadaşlarınla berabersin. Bir şey mi oldu? Senin hiçbir şeyden haberin yok tabii. Hala ne oldu söylesene. Baban. İffet'ten çocuk yapmaya karar vermiş. Ne? Ciddi misin sen? Nil. Derhal buraya gel ve babana bu saçmalığa izin vermeyeceğini söyle. Sence babam benim sözümü dinler mi? Konuş en azından. Ali İhsan Emiroğlu bir şeye karar verdiyse ondan vazgeçmesi çok zor. Bunu sen benden daha iyi biliyorsun. Anca sen de vazgeç. Nil, beni dinler misin? Hala, lütfen. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Sonra konuşuruz, olur mu? Halam. İffet'le babam çocuk yapmaya karar vermişler. Ona haber verdi. Cemil. Nereye gidiyorsun?
burada ne işin var? Kocanın yanına git İffet. Cemil ne oldu? Sana kocanın yanına git dedim. Cemil ne oldu diyorum? Hadi baba.